İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin televizyonu Ege TV ekranlarından Bir Spora Alternatif Bakış programında daha siz saygıdeğer izleyicilerimizle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Evet sevgili izleyiciler, geçen hafta içerisinde Süper Lig'de maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Lider Alanyaspor Fatih Karagümrük deplasmanında kendi saha ve seyircisi önünde 2-0 gibi net bir skorla geçerek liderliğini korudu ve puanını 16'ya yükseltti. Liderin en yakın takipçisi Fenerbahçe haftanın Fenerbahçe'nin ligdeki ikinci derbisinde Trabzonspor'la karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Newton'un öğrencilerine karşı Erol Bulut'un öğrencileri ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüş yaparak ve arka arkaya bulduğu gollerle skoru 3-1'e taşıyarak ve hatta belki de Trabzonspor karşısında tarihi bir farkı kaçırdığı karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 gibi bir skorla galibiyetle derbiden ayrılan ve gülen taraf oldu. Kasımpaşa Göztepe ise evet, Ege'nin incisi Göztepe İstanbul deplasmanında, Kasımpaşa deplasmanında umduğunu bulamadı diyoruz. Ve karşılıklı geçen ataklarla karşılaşmada 0-0 beraberlikle ayrıldı. Yine Başakşehir Antalyaspor karşısında gol olup yağdı dersek tabiri caizse doğru söylemiş oluruz. Ve Başakşehir Antalyaspor'u silindir gibi ezerek 5-1 gibi farklı bir skorla galibiyet alarak üst sıralara tırmandı. Gaziantepspor Futbol Kulübü de yine İttifak Konyaspor'u 1-0 gibi bir sonuçla geçerek üst sıralara tırmanışını sürdürürken ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu. Evet sevgili izleyiciler, Yeni Malatyaspor Gençler Birliği'ni ise 2-1'lik skorla yenerek yine yükselişini sürdüren takımlardan birisi oldu. Ankara Gücü Atakaş Hatayspor maçı ise evet, Futbol Federasyonu tarihi tarafından ileriki günlere ertelenmiş oldu. Evet, hepimizin bildiği gibi Hatayspor maalesef koronavirüsü nedeniyle futbolcuları ve yöneticileriyle 17 kişilik bir hasta grubuyla bu virüsle mücadele eden bir takım olarak ligimizde göze çarpıyor. Şu sıralarda evet, Ege'nin diğer bir takımı, Ege'nin incisi Yükotel Denizlispor Beşiktaş karşısında 2-0 mağlubiyette, evet ilk yarıda 2-0 mağlubiyette. Yine Demir Grup Sivasspor'da Rize Spor karşısında 1-0 mağlup durumda. Deplasman takımlarının galibiyetleri göze çarpmakta. Evet, haftanın skorlarını tekrarlayacak olursak Kasımpaşa 0, Göztepe 0, MK Ankara Gücü ve Atakaş Hatayspor maçı ertelendi koronavirüs sebebiyle. Gaziantep Futbol Kulübü 1, İttifak Holding Konyaspor 0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1, Galatasaray 2, Medipol Başakşehir 5, Fraport Tav Antalyaspor 1, Yeni Malatyaspor 2, Gençler Birliği 1, evet, Alanyaspor 2, Fatih Karagümrük 1, Fenerbahçe 3 ve Trabzonspor 1. Bir de sevgili rejim, puan durumunu verebilir miydik acaba? Veya sevgili Lokman Hocam, evet puan durumu da lider Alanyaspor'un biraz daha büyütebilir miydik Sayın Recim? Evet, Alanyaspor'un liderliği ve 16 puanla önde olduğunu görüyoruz. Arkasında Fenerbahçe, Galatasaray ve böyle sıralanıyor. Evet, sevgili Lokman Özkul Hocam, her zamanki gibi programımıza objektif, doğru, dürüst ve ilkeli yorumlarıyla her zaman renk katıyor ve milyonlarca Ege TV izleyicisinin de gönlünde tap kurmuş sevgili yorumcumuz, sevgili hocam. Lokman Özkul, bir durum değerlendirmesi yapar mısınız hocam? Tabii hocam, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Evet hocam, siz özetlediniz şöyle zaten durumu. Açıkçası dolu dolu bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda iki maç oynanıyor. Denizlispor'dan tabii üzücü haber geldi. Beşiktaş karşısında şu anda 2-0 gerideler. Sivasspor da geride.
iki gün. Hocam Denizli Spor'da Mustafa Yumlu oyunun başlarında sakatlandı, yerine Oğuz girdi. Bu da Denizli Spor'un oyun kurgusunu çok etkiledi hocam. Tabii orada Mustafa Yumlu ile Subotic oturmuştu. Mesela bir önceki maçta da uyumlarını görmüştük. O hakikaten güzeldi ama şimdi Mustafa Yumlu'nun eksikliği Deniz Spor için çok... Evet, gerçekten büyük bir kayıp Deniz açısından. Evet, Oğuz da iyi bir futbolcu ama tabii stoper. Oğuz daha ziyade kenarda oynayan, bek daha ziyade sol bek durumunda oynuyor. Ama bakalım inşallah şey yapar artık, durumu çevirir. En azından beraberliği yakalar diyelim. Evet hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi işte bu hafta yine Alanya Spor zirvede bıraktı. Alanya Spor dolu dizgin yoluna devam ediyor. Alanya Spor'u durduramıyorlar. Güzel yani, Anadolu'dan bir takımımızın Alanya Spor'un bu şekilde olması bizi de memnun ediyor. Çağdaş Atan yönetiminden Alanya Spor önüne gelen rakip. Hocam Çağdaş Hoca da oturmuş bir kadro aldı Erol Hoca'dan hocam. Yani oturmuş, bir dişlinin çarkları gibi işleyen bir takımdı. 1-2 oyuncu ayrıldı Alanya Spor'dan. Tabii ki 2-3 oyuncu ayrıldı ama onun yerine hemen monte ettiler. Ve Alanya Spor'da hiçbir değişiklik yok hocam. Geçen yıldan itibaren üstüne katarak devam eden bir Alanya Spor'u görüyoruz hocam. Tabii yani oturmuş bir kadro. Şimdi Erol Bulut'un bıraktığı takım, onun üzerine devam etmesi elbette tabii Çağdaş Atan Hoca için de önemli bir avantaj. Çok fazla da bir kayıp yaşamadılar oyunculardan. Sise Fenerbahçe'ye geldi. Sise zaten 36 yaşında. Fenerbahçe'de yedek oyuna dahil oluyor. Onun yerini zaten Davison'la ve diğer oyuncularla doldurdular. Yani önemli katkılarda bulun takıma. Beşiktaş'tan Fatih Aksoy takıma ilave oldu. Bunun gibi yine takımı hatta geliştirdiler. Alanya Spor geçen seneden bu yana üstüne de bir koya koya gidiyor. Bu hafta da tabii Karagümrük gibi flash bir takımı, ligin flash takımlarından birisini net bir skorla 2-0 mağlup etti. Şimdi orada mesela yine Davison perdeyi açan oyuncuydu. Bunun yanında Babakar maçın yine en iyilerinden çok güçlü. Evet kullandı. Hocam, Davison ve Babakar gerçekten Alanya'nın muhteşem forveti hocam. Öyle oldular. Çok da uyumlu birbirleriyle hocam. Evet. Barreiro var bir de. Onu da eklersek mesela hatta çok iyi bir üçlü var. Birbirinden değerli üç forvete sahip. Ama Babakar'ın yeri ayrı. Babakar eskiden de bildiğimiz flash bir oyuncu. Bu maçta da oldukça zorladı. Nitekim golünü de attı. Bir kaçırdı, iki kaçırdı ama üçüncüsünde hocam topu evet, filelere gönderdi. Tabii yani yıldız oyuncu artık tabii. Gol kaçar, gol kaçmaz değil. Yıldız santraforlar hepsi, Ronaldo da kaçırıyor, Messi de kaçırıyor. Kaçırmayan forvet yok diyebiliriz. Yani Babakar da golünü attı ve takımına katkıda bulundu. Ama çok basit gollerdi tabii, kaçırdı. Onu da ifade ederim. Tabii Babakar oynadıkça üzerine koyacak, devam edecek. Alanya Spor için çok önemli bir kazanç. Evet. Yani Sisi'yi aratmıyorlar diyorsunuz değil mi hocam? Evet, evet. Karagümrük'te açık bir futbol oynadı. Yani kapanmadı. Alanya Spor kalesine gitti. Marafon'a çok iyi maç çıkardı Alanya Spor'un kalecisi. Evet. Çok iyi kurtarışlar var. Alanya Spor bir topu çizgiden çıkardı. Gerçi Karagümrük'te aynı şekilde bir topu çizgiden çıkardı. Hatta gol verildi daha sonra VAR kararıyla. VAR'dan evet döndü hocam. Sanki hocam o bana, ben şöyle bir baktım, çizgiyi geçmiş gibiydi. Yani gerçi topun hepsinin yarısından çoğunun geçmesi mi gerekiyor hocam? Siz bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz hocam? Tabii yani topun hocam tamamen çizgiden ayrılması gerekiyor. Yani en ufak çizgiye bir temasının olmaması gerekiyor. Çizgiye en ufak bir teması varsa bile oradan top geri çevrilmiyor. Yani topun yarısının geçmesi gol sayılmıyor değil mi hocam? Sayılmıyor. Tamamının evet, ayrılması gerekiyor. Tam ondan dolayı zaten burada da geçmedi. Geçmediği için de... Ama sanki %90'ı geçmiş gibiydi hocam topun. Evet, %80'i geçmiş gibiydi ama yani ama tabii tamamı geçmeyince olmuyor. Nitekim VAR kararıyla da iptal edildi. Yazık oldu tabii. Karagümrük adına da onu da ifade edelim. Şenol Hoca da takımına oldukça pozitif bir oyun oynatıyor. Onlar da oyunu çirkinleştirmediler, güzelleştirdiler. Alanya Spor Karagümrük benim açıkçası en çok zevk aldığım maçlardan biriydi. Çok güzel maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Alanya Spor da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Lider olarak Fenerbahçe'nin yönünde devam ediyor. Çağdaş Atan'ı ve talebelerini tebrik ediyoruz.
Yine bu maçta öne çıkan oyuncular Alanyaspor adına kaleci Marofona oldukça iyiydi. Davison, Babakar, yine her evet. zaman gibi Bakasetas, Efecan takım kaptanı. Bunlar hakikaten öne çıkan oyunculardı. Gerçekten güzel bir maç oldu. Karagümrük de elinden geleni yaptı. Normal sonuç diyelim hocam. Yani beklenen bir sonuçtu diyorsunuz hocam. Evet, evet tabii. Alanyaspor favoriydi. Favori çıktı. Alanyaspor favori çıktı. Karşılaşmayı 2-0 gibi net bir skorla kazanmış oldu hocam. Evet hocam. İsterseniz Göztepe ile devam edelim. Evet Göztepe, evet. Ege'nin incisi Göztepe. Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle döndü. Çoğu otoritelerce Göztepe'nin bu maçı kazanabileceği şeklinde tahminler vardı. Siz ne diyordunuz hocam? Beklenen bir sonuç muydu? Yoksa Göztepe istediğini mi alamadı? Yoksa Kasımpaşa bir puan mı verdi? Yani Kasımpaşa bir puan verdi benim kanaatime göre. Burada tabii favori olan Kasımpaşa'ydı. Göztepe'de tabii deplasmanlarda iyi oynayan bir takım ama ben burada tabii İlhan Hoca'yı belki ilk defa eleştireceğim. Maalesef burada Göztepe'yi oynatmama adına sahaya sürmüş. Yani rakibi oynatmama adına, defansta kapanma adına böyle bir görüntü çizdi. Açık söyleyeyim Göztepe bu maçta oyunu biraz çirkinleştirdi. Yani Göztepe'ye yakışmayan bir futbol oynandı diyorsunuz Göztepe'ye hocam. Göztepe'ye yakışmayan bir oyun sergilendi. Çünkü çok fazla da bir varlık sergileyemedi. Kasımpaşa Kalesi'nde çok fazla göremedik. Bunun yanında Kasımpaşa pozitif bir oyun oynadı. Göztepe Kalesi'ne yüklendi, gol atmaya çalıştı. Yani hakikaten Göztepe tabii Kasımpaşa'nın oyununu bozunca çok zevksiz bir maç ortaya çıktı. Dolayısıyla izleyenler kötü bir maç seyretti. Bunu ifade edeyim. Zaten Mehmet Altıparmak Hoca da bundan yakınıyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü. Onun açıklamasını şuradan söyleyeyim hocam. Mehmet Altıparmak Hoca şöyle diyor. Futbol oynamaya gelmemiş bir Göztepe vardı. Marka değeri diyoruz. Türk futbolu diyoruz. Kötü oynarız ama böyle yürümeyelim. Benim takımım bunu yapsa beni de eleştirsinler. Biz yatmayacağız. Ve bunu da herkese göstereceğiz. Hakikaten burada hocam futbolda bir deyim vardır sevgili hocam. Futbolda bir deyim vardır. Gol atamıyorsanız gol yemeyeceksiniz hocam. Yani İlhan hocam bu kuralı mı uyguladı acaba? Ya bu tabii eski de kaldı biraz daha şimdi yani. Şimdi böyle günümüz modern çağdaş futbolda daha ofansif futbol göz önüne çıkıyor. Göztepe'de bu anlamda öyle bir oyun sergilemesi gerekirdi. Elinde tabii çok kuvvetli silahlar da var. Bunu sağ yansıtabilecek oyuncular da var. Ama olmadı yani. Herhalde bir puan yeterli diye düşündü İlhan Hocam. Ondan dolayı da böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bunu tabii çok fazla açıkçası ben Göztepe adına kabullenmiyorum. Göztepe'yi seven bir Egeli olarak, bir yorumcu olarak bu maçtaki oyun tavrını Göztepe'ye yakıştıramadım. İnşallah bunu düzeltirler. Daha farklı bir pozisyon sergilerler diye düşünüyorum. Hocam evet maçı izlemeden önce bir tahminde bulsaydık Göztepe çok güzel futbol oynar derdik ama maalesef sizin de değerli yorumlarınızda belirttiğiniz gibi maalesef Göztepe gol yememeye ve gol attırmamaya gelmiş bir takım hüviyetindeydi. İlhan Hoca'yı da buradan eleştiriyoruz. O eski güzel futboluna İlhan Hoca en kısa süre içerisinde Göztepe'yi tekrar o futbolunu oynatsın diyoruz hocam sevgili hocam. Tabii yani evet. Göztepe'de potansiyel var. İlhan Hoca'da da bunu oynatabilecek bir potansiyel var. İnşallah bundan ders alırlar. Yani yenilsen de yani güzel bir tat bırak. Yani oyun sonrasında, maç sonrasında izleyenler desin güzel bir maç seyrettik. Yani bizim işte 90 dakikamız heba oldu demesinler. Nereden bu maçı seyrettim kanaatine kapılmasınlar. Maalesef bu maçı Kasımpaşa Göztepe maçını izleyenlerde böyle bir kanaat oluştu. Yani 90 dakikamız yaklaşık 2 saatimiz heba oldu diye düşündüler. Öyle bir görüntü ortaya çıktı. İnşallah tekrarlanmaz. Başta çok fazla... Hocam ben canlı skor vermek istiyorum. Karşılaşmanın ilk yarıları sona erdi. Evet Yukatel Denizli Spor 0, Beşiktaş 2, Demir Grup Sivas Spor 0, Çaykur Rize Spor 1. İlk yarıları şu anda bitti ve takımlar soyunma odalarına gidiyorlar hocam. Evet. Devre arasında tabii hocalardan taktikler gelecek. Deniz Spor'da da tabii Prosineşki takımına
taktikler verecek. İnşallah değişir. Yani hocam çünkü... siz Denizli Spor'un başında olsaydınız ne taktik verirdiniz hocam? Denizli Spor şu anda 2-0 geride. Yani geri dönüş yapması da biraz zor gibi gözüküyor bu futboluyla. Tabii yani ama tabii dönülmez diye bir şey yok. 3-0'dan bile maçlar dönüyor. 4-0'dan dönen maçlar görüyoruz. Nadir de olsa olabiliyor. Dönmez diye bir şey yok. Burada Denizli'nin yapacağı ikinci yarıya forvetlerle presle başlayacak. Beşiktaş'a kendi yarı sahasında oyun kurdurmayacak. Beşiktaş'ın oyununu bozacak. Kendisi de tabii ofansif oynayacak, yüklenecek. Bunun için tabii ciddi bir efor sarf etmesi gerekiyor. Kondisyonu iyi olan oyuncularla devam edilmeli, gerekirse bir takım değişikliklere gitmesi gerekir. Sonuçta 5 değişiklik hakkı var. Bir Mustafa evet. değişikliği oldu değil mi Mustafa hocam? Evet, Mustafa Yumlu hocam zorunlu bir değişiklik oldu sakatlıktan dolayı. Evet, onun da işte bir değişikliği yok. 4 hakkı daha var. Yani 2-2 dahil edebilir oyuna. O şekilde de oyuna müdahale eder. Dönmez diye bir şey yok. Döner yani. Beşiktaş'ta da eski o döndürülemeyecek oyunları çok da göremiyoruz. Beşiktaş'ın da tabii gardı düşüyor. Böyle mesela bir birinci golü bulsa Denizli 2-1 yakalasa. Evet hocam, oyunun başlarında hocam, ikinci yarının hemen başlarında Denizli Spor bir gol bulursa maçın seyri değişebilir hocam yani. Tabii. Ben de katılıyorum bu yorumlarınıza hocam. Evet. Yani ama mutlaka presle başlaması gerekir. Yani Beşiktaş'ın yarı sahasında özellikle işte 3. bölge dediğimiz alanda pres yaparak başlayacak. Rakibin oyununu bozacak. Kaptığı toplarla da oyun kurup birden hızlı ataklara yönelecek ve bu şekilde rakibinin böyle dengesini bozacak. Böyle yaparsa golleri de bulabileceğini düşünüyorum. Hocam Rıza Çalınbay ne yapacak? Rıza Hoca, Demir Grup Sivas Spor adına. Onlar da ilk yarıyı 1-0 mağlup kapadılar hocam. Ve çok... oyunun başında 5. dakikada golü yediler hocam. Çok büyük şaşkınlık yaşıyorum. Şimdi Sivas tabii burada benim mutlak favorimdi. Şimdi Rize Spor devreyi 1-0 önde kapatınca bu büyük bir sürpriz oldu açıkçası. Rıza Hoca takıma dokunacaktı. Rıza Hoca'da bu yetenek, kabiliyet zaten var. Ben Sivas Spor'un maçı burada çevireceğini düşünüyorum. Aynı Denizli için söylediklerimiz Sivas Spor için de geçerli. Burada tabii Sivas Spor'da da çok iyi oyuncular var. Zaten geçen hafta bakın bir Villarreal maçı yaşadı. Müthiş bir maçtı. Mağlup olduk 5-3 ama maç 3-3'e geldi. 3-3'e İspanya'da 3-3'e getiren bir takım. Yani burada da maçın dengesini değiştirir. Burada Yiğidoğlu'lara güveniyoruz açıkçası. O değiştirme potansiyeli var. Elinde de o tarz oyuncular var. Sivas Spor'un da çok kaliteli bir kadrosu var. Bunu sahaya yansıtırlarsa güzel sonuç alırlar. Bakın dün mesela birazdan yorumlayacağız. Trabzon Beşiktaş maçında. İki yarı vardı. Birinci yarı Trabzon'un üstünlüğünü gördük. İkinci yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğünü gördük. 1-0'dan 3-1'e çevirdi. Sizin de bahsettiğiniz gibi daha başka farka da gidebilirdi. Demek ki bu oluyor, olabiliyor. Olduğuna göre bunu tabii göz önüne alarak o şekilde oynamak lazım. Yani 1-0'da, 2-0'da bunlar pes edilecek skorlar değil. Değil, doğru söylüyorsunuz skorlar. Hocam. Bir gol çok şeyi değiştirir Mustafa Hocam. Evet. Evet hocam, Fenerbahçe hocam bu sene gerçekten bir bahar havası mı yaşıyor hocam? Gerek yönetimde, gerekse yönetimsel başarı, gerekse 18 tane futbolcu almasına rağmen Erol Bulut gibi yeni bir teknik direktörün gelip o 18 futbolcuyu takıma monte edip bir dişlinin çarkları gibi, bir makine gibi takımı çalıştırması mı hocam? Dün iki ayrı Fenerbahçe gördük. İki ayrı yarıda iki farklı Fenerbahçe gördük hocam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Fenerbahçe'yi? Evet hocam, Fenerbahçe bu sezon yani transfer şampiyonu, her şeyden önce 18 transferle transfer şampiyonu. Ama transferler bir takımı şampiyon yapmıyor. Şimdi dün ilk yarıda bunu gözlemledim açıkçası. Bu kadar mesela Fenerbahçe'nin erkenden şampiyon ilan edilmiş olması bir takım çevrelerce Fenerbahçeli oyuncuları havaya sokmuş. Ve burada tabii istenilen oyunu yansıtamadılar. Yani erken havaya girmek takımı bozar. Fenerbahçe'de dün ilk yarıda onu gözlemledim. İlk yarıda şu iyi oynadı deseniz söyleyebileceğim bir oyuncu yok. Sosa da çok kötüydü hocam. Trabzonspor'un eski takımına karşı oynadığı için mi biraz duygusal mı oldu? Diyelim ki Sosa gibi profesyonel bir futbolcu, Türkiye'de, İtalya'da, üst liglerde oynamış bir futbolcu hocam.
Tabii yani Sosa'yı çok anlayamadım açıkçası. Sosa dün en çok güvenilen isimlerden birisiydi. Oyun kurması beklenen, takımı yönlendirmesi beklenen bir oyuncuydu ama Sosa kendinden bekleneni veremedi. Hatta üst üste hatalar yaptı. Hatalı paslar verdi hocam. Tabii yani takımını çok zor durumda bıraktı. Maç 2-0'a 3-0'a da gelebilirdi yani. Ciddi hatalar vardı. Sadece Sosa'dan değil diğer oyunculardan da kaynaklanan Lemos'tan olsun, Gustavo'nun mesela Abdülkadir Ömür'e 18 üzerinde yaptığı bir yarım metre içeride olsa ikinci gol gelebilirdi. Hocam vallahi bana o biraz penaltı gibi geldi. Gerçi bu pozisyonları tartışmalı pozisyonda göreceğiz de. Gerçi var da var. Var ölçmüştür. Yoksa onu penaltı derdi hocam. Dışarıda hocam yaklaşık yarım metre dışarıda. O kesin yani. Evet. Defalarca ben de seyrettim. Yaklaşık yarım metre dışarıda hareketi var. Abdülkadir Ömür de dışarıda düşmeye başladığı için içeriye taşınsaydı veya çizgide olsa 18 çizgisinde yine penaltıydı. Ama dışarıda olduğu için 18'in dışında serbest vuruş doğruydu. Zaten VAR incelemesi de yapıldı. Evet. Vuruş değerlendirilemedi Trabzonspor tarafından ama Gustavo için çok ciddi bir hata. Orada Gustavo tecrübesinde bir oyuncunun onu yapmaması gerekir ki onu karşılayacak Abdülkadir Ömür'ü Tisserand var mesela. Evet. Ona bırakması gerekirdi. O çünkü topa da müdahale edebilirdi. Gustavo da böyle yanlışlar yapıyor. Çok iyi bir oyuncu ama bazen böyle yanlışlar da sergiliyor. Sizin bahsettiğinize gelirsek tekrar buradan Fenerbahçe bir nevi yeni bir takım kurdu. Eskilerden şu anda Altay var. Ozan Tufan. Ozan var hocam. Onun dışında eskilerden kalmadı herhalde değil mi hocam? Kalmadı hocam yok. Evet. Yani yepyeni bir takım oldu hocam. Gökhan ve Caner'i belki eskilerden sayabiliriz. Yani. Evet eskilerden sayalım hocam. Onlar Fenerbahçe'nin değişmez oyuncuları hocam. Eski takımlarına döndüler. İyi de döndüler. İyi de performans veriyorlar. Mesela dün Sisse'nin attığı golde yine Caner Gökhan işbirliği. Yani bunu hep yapıyorlar. Hep de takımlar yiyor maalesef böyle. Hocam dün maçta dikkat ettiniz mi? Caner sol açık oynadı son şeyde hocam. Son çeyreklerde. Fenerbahçe'nin oyuna girmesiyle Fenerbahçe ayrıca bir sol açıkta kazanmış oldu Caner'le. Caner'de o potansiyel var. Caner sol açıkta oynayabilir ama Caner'in en verimli olduğu yer sol bek. Yani ofansif sol bek şeklinde. Direkt sol açık oynattığınız zaman Caner'den istenilen verimi alamıyorsunuz. Bu çok denendi, olmadı. Önceden de denenmişti Fenerbahçe'deyken. Ama Erol Hoca denedi hocam dün bunu. Evet, Ferrari'yi alıp Ferrari'yi sola monte etti. Caner'i öne çıkardı hocam. Evet, Novak ve Caner'le beraber. Pardon, Novak'la Ferrari'yi. Olarak bunu denedi. Dediğimiz gibi bir nevi yeni bir takım oluştu. Gustavo da eskilerden. Geçen sezon oynadı o da. Ama onun dışında baktığımızda diğerler hep yeni oyuncular. Ve takıma adapte sürecinde olan oyuncular. Gerçi şu anda 6 haftayı geride bıraktık. 6 haftayı geride bıraktığımız için takımlar oturuyor. Ne kadar yeni transferler de olsa. Artık tabii bunun takım oturmadığı gibi bir bahaneye sığınmak olmaz. Devamlı hocalar oyuncularla beraber antrenman yapıyorlar, maçlara çıkıyorlar. Bu süreç zaten en kısa sürede tamamlanacaktır. Fenerbahçe'de onu gözlemliyoruz. Gitgide böyle oturan bir görüntü veriyor ama dünkü ilk yarı kayıptı. Onu ifade edeyim. Hocam Tisserant'ın hatası var mıydı o ilk yarıda, ilk golde hocam? İlk golde Lemos'la Sosa birbirine çarpışınca hocam top Trabzonsporlu oyuncuda kaldı. Lemos'un hatası vardı. Lemos orada Sosa'yı uyarması gerekirdi. Yani top bende diye mesela seslenmesi gerekiyor. Dillerde zaten neredeyse aynı olan biri Şileli, biri Arjantinli bir oyuncu. Onların o şekilde konuşması gerekirdi. Oyuncu konuşmayınca böyle çarpışmalar oluyor ve rakibe pozisyon doğuyor. Lemos da tabii biraz tecrübesiz bir oyuncu. Bunun da biraz pişmesi gerekir. Açıkçası bu noktada ben Serdar Aziz'in oynatılmasından yanayım. Lemos'un daha 11'de oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok acemilikler yapıyor. Geriden mesela top çıkartmasına bakın, amatör oyuncu gibi top çıkartıyor. Geliş güzel vuruşlar, doldur boşalttaki yani vuruşlar gibi, bunlar Fenerbahçeli bir oyuncuya yakışmıyor. Fenerbahçeli oyuncu ne kadar da sıkışık bir pozisyon da olsa orada bakarak görerek topu atar. Pas veremiyorsa da yine
alabilecek oyuncuların yerine atar. Yani Bamgüm oynamaz. Bizim eski tabirle kullandığımız ifadeyle Bamgüm oynamak Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncuya yakışacak bir durum değil. Yakışmaz. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani Lemos'ta ben bunu biraz gözlemledim hocam. Bunun yani Serdar Aziz'in orada oynatılması daha... Evet hocam. Serdar Aziz varsa Lemos'un yerinde Serdar Aziz oynatılır hocam. Tabii tabii. Yani Serdar Aziz ki geçen hafta çok da iyi de oynadı. Golünü de attı. Golünü de attı. Bunlar tabii yapılmışken neden Lemos tercih ediliyor anlamadım. Yani Tisserant ve Serdar Aziz ikilisi daha faydalı olur. Benim düşüncem o yönde. Herhalde Erol Bulut da değerlendirecektir bunu. Defansta bu tarz eksiklikleri, çarpıklıkları gözlemledik. Gökhan tabii biraz da eskiyi aratıyor açıkçası. Tamam ofansta bindirmeler var. Geçen hafta defansif yönünü övmüştük ama bu hafta defansif yönden biraz sıkıntı yaşadı Gökhan Gönül'de. Herhalde yaşının ilerlemesinden kaynaklanan bir durum. O da ayrıca değerlendirmesi gerekir. Caner Erkin ofansta ve defansta sırıtmıyor. Yani komple oynuyor. Defansta da açıkları kapatıyor. Zamanında müdahaleler yapıyor. Bu anlamda tabii Caner iyi. Ama Gökhan için aynı şeyleri çok fazla söyleyemeyeceğim. Burada artık bunun değerlendirmesinde Erol Bulut Hoca yapacaktır diye düşünüyorum. Arkasında bekleyen Nazım Sangare var. O da değerlendirme ama Gökhan yine... oyuncu Nazım'dı hocam. Mustafa hocam peki Fenerbahçe ne oldu da değişti ikinci yarı hocam? İkinci yarı ne oldu hocam? Erol Bulut Hoca'nın eli değdi. Yanlışlarından bir nevi döndü. Hocam yanlışta... Orta saha yerine hocam Sise ile başladı. Yani orta sahaya bir oyuncu almak yerine Sosa'yı çıkardı. Orta sahaya bir oyuncu almak yerine forveti ikiledi hocam. Tabii o şu şöyle yaptı hocam. Ozan'ı gerçek yerine çekti. Ozan ilk yarıda 10 numara gibi oynatıldı. Ozan 10 numara oynayamaz. Ben bunu buradan defalar... Hocam ben de sizden bu yorumu bekliyordum. Teşekkür ederim. Ozan'ın gerçek yerinde oynatılması ve olayın Ozan'ın dikine gitmesi hocam Fenerbahçe'ye getiren başarı. Siz evet. De çok güzel yorumladınız hocam. Evet yani Ozan 8 numara. Ozan her yani Fenerbahçe'de olsun milli takımda bağırıyor bas bas ben 8 numarayım diye. Ama hocalar ısrarla onu çok farklı yerlerde oynatıyorlar. Şenol Hoca milli takımda doğru yerde oynatıyor. 8 numara oynuyor ve milli takıma ne kadar katkı verdiğini gördük. Fenerbahçe'de dün Ozan ilk yarı kayıptı. Yoktu yani. Ben maç izlerken beraber izlediğimiz arkadaşlara da Ozan'ı görüyor musun? Ozan nerede diye sorduğum zamanlar oldu açıkçası. Ki Ozan orada çok verimsizleşiyor. Ozan 10 numara oynayabilecek bir oyuncu değil. Pelkas da orta saha oyuncusu. Nitekim o da sol açık oynayabilecek bir oyuncu değil. Pelkas'ı 10 numara tarzı bir pozisyona çekti Erol Hoca. Ozan da 8 numaraya çekti. Ve Sise'yi de ne yaptı? Forvet'e Pelkas'ın yerine kazandırdı. Takımın düzeni bu şekilde oturdu. Ve nitekim de zaten arka arkaya golleri buldu. Goller geldi. Fenerbahçe rahatladı. Zaten bu beklenilen bir şeydi açıkçası. Trabzonspor'da çok sıkıntılı. Zaten 3 oyuncusu Covid nedeniyle kadroda değil. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Sakatları var. Sakatlıktan yeni dönen oyuncular var. Cezadan dönen oyuncular var. Trabzon'da sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Forvet hattı yönünden Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi forvetine sahip diyebiliriz. Samat da, Sisse gibi, Ener Valencia. Bunlar hakikaten Ener Valencia, evet. Çok önemli oyuncular. Pelkas hocam artık Kesinlikle. Yani. Tabii Kemal Adem mesela. Evet hocam. Ben hemen oyuna girince sizin o fikriniz var hocam. Kemal Ademi'nin Türk oyuncusu yapılması, ileride Türk milli takımında oynatılması fikri. Ben yürekten destekliyorum hocam bu konudaki fikrinizi. Bir takım oyuncular gerçekten parlamadan biz onları milli takıma kazandıralım. Nasıl ki Vedat Muriç'i bak elimizden kaçırdık hocam. Eğer Türk milli takımına kazandırmış olsaydı bugün milli takımımız bakın Burak Yılmaz'dan sonra oynatacak bir santraforumuz yok. Siz de öyle diyorsunuz yorumlarınızda sürekli hocam. Kemal Ademi'yi hocam ben o fikrinizde yürekten katılıyorum hocam. Türk oyuncusu olmalı. Türk vatandaşı yapılmalı. Kemal Ademi var yani. Kemal Ademi'nin kumaşı da iyi. Gerçi dün tabii 85. dakikada oyuna dahil oldu. Biraz daha ben erken almasını temenni ederdim, düşünürdüm. Ki özellikle Caner ve Gökhan'ın ortalarına kafayla değerlendirebilecek bir oyuncu.
Hocam Trabzon Beşiktaş 3-0 ikinci yarıya golle başladı hocam. Evet. Denizli Spor 0 Beşiktaş 3. Evet, bizi üzen Denizli Spor adına bizi üzen bir skor üzüntüyle karşılıyoruz. Artık bu noktadan sonra Denizli'nin maçı çevirmesi çok çok zor öyle görünüyor Mustafa hocam. Evet. Artık bakalım nasıl bir görüntü çizilecek. Onu da ayrıca bir değerlendiririz. Ama şu noktadan sonra bu oldukça zor gözüküyor. Biz Fenerbahçe Trabzon'a dönersek evet. Orada işte Fenerbahçe'nin üst üste bulmuş olduğu pozisyonlar iki golü getirdi. Daha sonra yine Caner Gökhan işbirliğinde Sisse'nin sadece çizgiden tamamladığı pozisyonla maç 3-1'e geldi. Fenerbahçe ondan sonra da işte pozisyonlar buldu. Valencia ile olsun, Samatta ile olsun. Bunun yanında yine Sisse'nin direkten dönen topu. Sisse o direkten dönen topu golü yapmalıydı hocam. Çünkü Serkan diye bir kısa boylu oyuncuyla yükseldiler ki Sisse ondan 20 santim 30 santim daha yüksek, daha iyi sıçrıyor. Onu çerçeveyi buldurmalıydı yani. Biraz üstüne geldi topu yani sıçrasa da. Ama yine de Sisse kalitesinde bir oyuncunun onu gol yapması gerekir. Gol yapması orada lazımdı hocam. Yani evet orada hakkınız var. Ama tabii olmadı mı olmuyor hocam. 3-1'de Fenerbahçe adına güzel bir sonuç. Sonuçta 3 puanı 3 golle aldılar ve moral de kazandılar. Trabzonspor gibi ciddi bir rakibi evinde yenmiş oldular. Bu arada 5 senedir de Trabzon'u yenemiyordu bildiğim kadarıyla Fenerbahçe. Evet öyleydi hocam. 5 sene sonra Trabzon'u yenememe boyutuna bir son vermiş oldu. Burada tabii Erol Bulut Hoca'nın da kendi açısından çıkarması gereken dersler var. Özellikle dünkü ilk yarıyı çok irdelemesi gerekir. Yani isme göre değil artık hak eden oyuncuya, formayı hak edene formanın verilmesi gerekiyor. Çünkü elinde çok geniş bir kadro var. Geniş bir yelpazeden oyuncuları seçecek. Olmuyorsa da bunun yerine mesela diğer oyuncuları takıma dahil edebilecek, 11'e dahil edebilecek. Mert Hakan Yandaş olur. Diğer ondan sonra Tolga Ciğerci olsun. Bunun yanında tabii diğer nedir? Sinan Gümüşler. Bunlar da forma bulabilir. Ferdi sakat. Şu anda Ferdi sakatlığından dolayı oynayamadı. Ama tabii Fenerbahçe'nin de elinde çok geniş bir kadro var. Her oyuncunun iki alternatif var. Sosa olmuyor. Onu mesela kenar alacak. Ozan olmuyor. Onu alacak. Nedir? Diğer oyuncular olmuyor. Onları kenar alacak ve bu şekilde devam edecek. O şekilde olursa çok daha verimli bir takım çıkacağını, verimli sonuçlar alacağını düşünüyorum. Hocam bu arada Fenerbahçe'nin mali açıdan da çok başarılı bir yönetim sergilediğini görüyoruz hocam. Bir iki gün önce Fenerbahçe'nin mali başkan yardımcısının açıklamaları vardı. Ben şöyle bir inceledim hocam. Fenerbahçe'nin borcu 612 milyon Euro'dan, evet 612 milyon Euro'dan Temmuz ayı 2018'den 2 yıl sonra 460 milyon Euro'ya düşmüş hocam. Ne diyorsunuz hocam? Bu büyük bir başarı mı yoksa Türk futbolunda doların Euro'nun yükseldiği bir dönemde Fenerbahçe'nin borçlarını düşürmesi hem de ciddi anlamda düşürmesi 2 yıl gibi süre içerisinde %30-35 civarında düşürmesi ciddi bir rakam hocam yani. Tabii yani mali açıdan çok ciddi bir başarı. Burada Ali Koç yönetiminin başarısını görüyoruz. Ali Koç Fenerbahçe'yi kendi şirketi gibi yönetiyor. Tabii şirketi gibi derken o titizlikte yani gelir gider dengesini gözeterek takımın uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde o şekilde yönetmeye çalışıyor. Bunu da ehliyetli ellere bırakmış. Sizin de bahsettiğiniz gibi 610 milyon Euro'dan 450'ye miydi? 460 milyon Euro hocam. 460 yani 150 milyon Euro çok ciddi bir para. Yani kara geçmiş takım ve zararlarından düşmüş. Şu pandemi sürecinde hocam 3 yılda kulübün futbolcuların harcaması 93 milyon Euro'dan 56 milyon Euro'ya düşmüş hocam. Aşağı yukarı %50'ye yakın bir kulüp harcamalarında da futbolcuların kulüp harcamalarında da bir düşüş var hocam. Tabii yani onda da yani euro kurunu, dolar kurunu sabitlediler. Mesela diğer takımlarımızın birçoğunun yapmadığını Ali Koç yönetimi yaptı. Bildiğim kadarıyla euro
5.5'a sabitlendi. Dolayısıyla yani oyuncular alacaklarını mesela 5.5'dan alıyorlar. Böyle bir durum var. Bu da tabii ki Fenerbahçe'ye gelir olarak, giderlerinin çok fazla artmaması olarak geri dönüyor. Diğer takımlara baktığımızda çok ciddi bir sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Geçen hafta Fatih Terim'in açıklamaları vardı. Yayıncı kuruluşa vermiş olduğu deniz bitti diyor. Yani artık çeviremiyoruz. Fatih Terim sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda yönetimin de bir nevi içinde, takımın maddi yapısında çok iyi bilen bir... Bilen birisi, evet. Yani faizleri bile neredeyse çevirebilecek durumda değiliz diyor. Bu Galatasaray için de ciddi bir handikap. Beşiktaş da aynı sıkıntılar yaşıyor. Şu anda maddi konumda da Fenerbahçe diğer rakiplerin önüne de geçmiş durumda. Bu şekilde giderse borcunu giderek düşürecek ve diğer takımlardan da çok çok ön plana çıkacak. Şu anda zaten psikolojik üstünlüğü sağlamış durumda. Hem yapmış olduğu bu 18 transfer, pandemi sürecindeki bu duruma göre, hem de tabii ki şu andaki konumu, takımın içindeki motivasyon, taraftarına vermiş olduğu heyecan, pozitif bir akım, bunlar elbette ki psikolojik bir üstünlük olarak Fenerbahçe'de geçmiş durumda. Dışarıda konuştuğum insanlardan birçoğu da şimdiden Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ediyor. Ama ben bunu doğru bulmuyorum. Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Kazanılmaz. Maçlar bitmeden hocam şampiyon ligin, belli olmaz. Ligin sonu da görülmeden şu şampiyon oldu, bu şampiyon demez. Erken şampiyonluk vesaire A takımı veya takım adına olabilir ama şimdiden bir takımı şampiyon ilan etmek çok yanlış bir durum. Ali Koç da bundan yakınıyordu zaten. Transferler takımı şampiyon yapmıyor. Sahada oynanan oyun takımları şampiyon yapıyor. Onu bekleyip göreceğiz. Dünkü ilk yarı da bunun en güzel örneğiydi. İkinci yarı Fenerbahçe dün o şekilde oynamış olsaydı zaten yine mağlubiyetle bitirecekti büyük ihtimalle. Ama Erol Bulut Hoca'nın eli değince, oyuncular da biraz daha böyle kendilerini maça verince maçta dönüyor, çevriliyor. Ve Fenerbahçe adına iyi bir skor oldu. Trabzonspor'ları da üzen bir skor oldu. Trabzonspor'da maalesef çok çok gerilerde. İnşallah onlar da toparlanır. Bir an önce hocam, bu Fenerbahçe maçından Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti de gerekli olan derslerini alırlar. Takımların artık eksikleri neyse kısa süre içerisinde tamamlayarak Trabzonspor'u biz o eski şaşalı günlerindeki Trabzonspor olarak görmek istiyoruz. Tabii tabii, elbette. İyi bir Trabzonspor'a bu ligin, Türkiye'nin her zaman ihtiyacı var. Nitekim iyi bir Galatasaray, iyi bir Beşiktaş'a da ihtiyacı olduğu gibi, özellikle bu takımlarımız her zaman iyi olmak ve lige renk katmak durumunda. Onların böyle alt sıralarda olması bizi de üzer açıkçası. Evet hocam. Bir video klip izleyelim mi hocam? Tabii şöyle bir evet rahatlayalım. Bir biz de soluklanmış oluruz Mustafa hocam. Uçan evet. Yani daha ziyade kafa toplarından derlemiş olduğumuz Şampiyonlar Ligi müziğiyle. Orada tabii ayak topu olarak bir vuran Salih Uçan var videoda. O da hocam Salih Uçan'a da ayrı bir parantez açalım. Salih Uçan da gerçekten üç büyüklere göz kırpıyor hocam son yıllardaki futboluyla. Evet, zaten Fenerbahçe'de oynamıştı ama Alanyaspor'da kendine geldi. Kendini buldu. İyi de yaptı. Bir oyuncu oynayabileceği takımda oynamalı. Yedek kalacağı takımdan ziyade 11'de oynayacağı bir takım olması iyi. Alanyaspor'da da o iyi bir ivme çizerek devam ediyor. Üstüne koyarak gidiyor. Dün de takımın iyilerinden birisiydi yani. Evet. Klibimiz hazırsa izleyelim. Ondan sonra devam edelim.
Evet. Melih Demiral'ın sıçrayışını gördünüz değil mi Mustafa Hocam? Evet hocam, Melih Merih Demiral'ın sıçrayışını gerçekten da uçuyor. gururumuz hocam yani. Ben hakikaten Melih Demiral muhteşem bir performans sergiliyor. Maşallah diyelim. Hakikaten Ronaldo'dan falan çok çok üste sıçramış. Ronaldo'yu da koyduk özellikle. Evet. Evet, Ronaldo'da gerçekten uçan bir gurur duyuyoruz yükselen hocam Merih'le. Merih'le gurur duyuyoruz. Kemal Adem'i de vardı. Görüntülerde onun sıçrayışı da hakikaten sıçradığı insan nerede yarı yerinde kalıyor. Böyle çok tepeden bakıyor. Kemal Adem Evet. de öyle bir oyuncu. Bakalım onu da göreceğiz ilerleyen maçlarda. Evet hocam, Alanyaspor Karagümrük 2-0 geçti hocam. Bu konuyla ilgili tekrar söylemek istediğiniz bir şey var mıydı hocam? Yok hocam onu değerlendirdik zaten. Evet. Ve Diğer maçlar. Başakşehir hocam. Başakşehir'de bir toparlanma var hocam. Edin Visca'nın form tutmasıyla Başakşehir, ben öyle diyorum. Başakşehir yukarılara doğru tırmanmaya başladı hocam. Ve bu hafta Antalyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçtiler hocam. Evet, evet hocam. Başakşehir'de ne oldu Başakşehir. hocam, buradan birden böyle bir şey değişti? Tabii Okan Hoca'nın eli değdi. Zaten eli değiyordu ama burada oyuncuların da motive etti aynı zamanda. İlk başlardaki olumsuz sonuçlar ortadan kalktı. Geçen sene de kötü başlamıştı. 2'de 0'la başlamıştı. Ama bu sene 3'te 0'la başladı. O çok daha büyük bir dezavantajdı. Trabzon'da 2-0'la kendine geldi. Bu hafta da Antalyaspor karşısında çok flaş bir skor elde etti. Ya 30-35 dakikada maç 4-1'e geldi. Hakikaten çok kısa sürede maçı kopardı, attı Başakşehir. Sizin de bahsettiğiniz bunun en önemli nedenlerinden biri Visca'nın eski kimliğine bürünmüş olması. Hakeza İrfan Can'ın aynı şekilde eski hüviyetine bürünmüş olması bunlar Başakşehir için artılar. Transfer sezonu kapandı. Visca'nın beklentileri bitti. Visca takımdan ayrılmak istiyordu. Özellikle Fenerbahçe'ye de gelmek istiyordu. Yönetime de bu şekilde biraz baskı da oluşturdu. Ama Başakşehir yönetimi, Göksel Gümüştaş onlar izin vermedi. Takımda kaldı. Transfer sezonu da kapanınca ben bu takımda oynayacağım dedi ve artık oyuna kendini vermeye başladı. Visca'da İrfan Can'da nitekim onun da yurt dışı planları vardı. Onun da yurt dışı planları olmadı. Öyle olunca takıma yapılan takviyelerle güzel bir Başakşehir örgüsü ortaya çıktı. Bu da oyuna yansıyor. Hakikaten Başakşehir Antalya maçı 5-1. Özellikle ilk yarısı çok keyifli bir maçtı. İkinci yarı vites düşürdü. Eski Fenerbahçeli Giuliano'yla bir gol daha buldum. Ve maçı 5-1 ile neticelendirdim. Visca'nın iki penaltı golü var. İrfan Can'ın muhteşem bir golü var. Sezonun gollerinden olabilecek bir gol attı. Podolski'nin golü de bu maçta çok harikaydı. Yani bu maçta hakikaten seyir zevki yüksekti. İki tane olağanüstü gole de imza atıldı. Podolski böyle gelişine voley vurarak topa çok harika bir gol attı. İrfan Can da kornerden gelen topa tam köşeye gönderdi. Topa kapandı ve çok güzel bir vuruş çıkardı. İrfan Can'ın golü mü dersiniz? Podolski'nin ben İrfan Can'ın golü derim. O daha güzeldi. Flash bir goldü. Rafael'in eski Lyon'un oyuncu Rafael'in takıma dahil olması önemli bir katkı Başakşehir adına. Yine tabii Crivelli oynamaya başladı. Baba bir nevi bildiğimiz gibi. Öyle olunca da tabii güzel bir oyun ortaya çıkardı. Başakşehir'in iyi oynaması Şampiyonlar Ligi için de önemli. Bu hafta da çarşamba günü Paris Saint-Germain'le oynayacaklar. Şimdiden Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Geçen hafta Leipzig'e 2-0 mağlup oldular. Leipzig çok iyi bir takım. Alman Ligi lideri. Bayern Münih'in bile önünde. İyi de direndi ama çok kısa sürede 2 gol yedi. Onu da telafi edemedim. Olacak daha Başakşehir Avrupa Kupalarında ikinci sezondur oynuyor bildiğim kadarıyla. Alışacaklar. İnşallah iyi sonuçlar alırlar. Ülkemizi de iyi bir şekilde temsil ederler. Puanlar alırlar. Şu Evet, anda ülke puanına çok şiddetli ihtiyacımız var. Gerçekten söylüyoruz yani. evet şu anda hocam İskoçya'nın gerisine düştük. 13.'üyüz. İskoçya 12. Biz 12. 13. sıraya düştük. Ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımımız dahil şu anki durumda ön eleme oynayacak. Yani direkt gidemeyecek. Bu da Türk futbol adına utanç verici bu durum. Özellikle
yedek oyuncularla maçlara çıkıp da köy takımlarına bile takımlarımızı mağlup ettiren hocaları ve yönetimleri ben buradan kınıyorum. Onu ifade edeyim. Geçen sene çok böyle hovardaca, amiyane ifadeyle puanlar dağıttık. Verilmeyecek maçları verdik. Ve şimdi o puanları arıyoruz. Bakın şu anda geriye düştük ve bu sene kim şampiyon olursa olsun şu anki pozisyona göre ön eleme oynayacak. Bu utanç da Türk futbolu için yeter diyorum. Teknik direktörler ve yönetimler bundan gereken dersleri çıkarmalılar. Sivasspor'u Villarreal karşısındaki oyunundan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah onlar da daha iyi sonuçlar alacaklar. Orada elinden geleni yaptı. Çok iyi bir kadro çıkardı Rıza Hoca'dan. Nitekim Başakşehir'i de iyi tamam. Olmayınca olmuyor. İnşallah en azından içerideki maçlarda güzel sonuçlar alırlar. Antalya Spor bu maçta çok fazla bir varlık gösteremedi. Bir anda gardı düştü. Bir anda tabii golleri yiyince çok fazla bir varlık sergileyemedi. Başakşehir ikinci yarı rakibin üzerine biraz daha gitmiş olsaydı tarihi bir fark çıkabilirdi. 7-8 olabilirdi bu maç. Başakşehir vites düşürünce maç 5-1'lik bir neticeyle bitti. Yani ikinci yarı sadece Juliano ile tek gol buldum. Güzel bir maçtı. Bol gollü bir maçtı. Başakşehir. İki muhteşem golün olduğu. Evet. İrfan Can'la Podolski'nin gollerinin muhteşem olan bir maçtı diyorsunuz hocam. Evet. Tamer Tuna'nın da Antalyaspor'a müdahale etmesi gerekir. Antalyaspor'un da iyi bir kadrosu var. Yani şu oyunu Antalyaspor hak etmiyor. Antalyaspor daha iyi oynayabilecek bir takım. Artık Tamer Tuna'dan bekliyoruz sihirli dokunuşlar diyelim Mustafa Hocam. Evet. Bu hafta Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaşacak. Bakalım Tamer Tuna nasıl bir takım çıkaracak. Evet hocam, Emre Belezoğlu hocam Türk futbolunun gerçekten yıldız oyuncularından birisiydi. Hatta son yıllardaki en yıldız oyuncusu diyebiliriz. 38-39 yaşına kadar oynarken hala takımda, bıraksan herhalde 40'ı da devirecekti hocam. Dinozof vardı bir zamanlar hocam. İtalyan milli takımının ve Juventus'un kalecisi. Dinozof gibi 40'lı yaşlarda milli takıma da seçilecek bir oyuncuydu hocam. Evet. Şu anda zaten 40 veya 41 yaşında. Aslında bu sezonda oynamak istiyordu ama Fenerbahçe yönetimi izin vermedi. Ondan dolayı artık bu hafta onun pozisyonu da belli olacak. Bakalım büyük ihtimalle sportif direktör olarak devam edecek. Sıradaki klibimizde Emre'nin Inter yıllarından, Inter'de atmış olduğu gollerden İtalyan spikerin coşkulu anlatımıyla Emre'nin attığı gollere şöyle bir göz atalım. Göz atalım, evet hocam. Biz de keyifle izleyelim. Evet, rejimiz yansıtırsa. Emre'nin de tabii şu anda takımı olduğu pozisyonda çok fazla katkısı var. Biz yani klip gelene kadar da... Fenerbahçe takımını oluşturan o kişi hocam. Erol Bulut, Ali Koç ve Emre hocam. Saç ayağından bir tanesi. Tabii. Yani dizil transferler yapıyorsunuz. Milyon dolarlık oyuncular, çok ucuz fiyatlar alıyorsunuz. Ve 18 tane futbolcu alıyorsunuz hocam. 2-3 futbolcu satıyorsunuz. Ve takım kâra geçiyor hocam. 13 milyon euro kârla kapatıyorsunuz. Yani evet. Transferi değerlendirdiğimizde Fenerbahçe 13 milyon kârla devam ediyor. Ciddi bir başarı. Bu sizin de bahsettiğiniz gibi Emre Belezoğlu, Erol Bulut ve Ali Koç'un ve futbol takımından sorumlu yöneticilerin başarısı. Diğer takımlarımız da buradan gereken dersleri çıkarmaları gerekir. Artık o çok büyük miktarlara oyuncu alma dönemi kapanması gerekir. 10 milyon euroya, 15 milyon euroya oyuncular alınmamalı. Bir oyuncuya verilecekse, çok yıldızsa en fazla 5 milyon euro gibi bir bedel verilip o da çok yıldız bir oyuncu olursa. Şimdi bakın mesela boşta kalan oyunculara o kadar yıldız boşta. Yani dünyada, Avrupa'da transfer yapamamış bir sezonu boş geçirecek yıldızlar var. Neden? Çok fazla para istiyorlar. Takımlar da artık bunu vermiyor. Buna doğru yönelmesi lazım. Onlar da miktar düşüreceklerdir. Mesela Cavani son günde Manchester United'a gitti. Geçen gün kadroda gördüm. Manchester maçını seyrederken. Daha birçok oyuncu mesela bir sezonu kayıp geçirecek. Mandzukic, Fenerbahçe'yle ismi geçti. Beşiktaş'la ismi geçti.
şu anda boşta. Hiçbir takımla anlaşamadı. Yani bunun gibi daha birçok oyuncu var. Muhtemelen herhalde Emre Belözoğlu klibimiz yansıyamayacak. Biz diğer dosyalarımıza devam edelim Mustafa Hocam. Peki hocam, kim bu futbolcu diyelim hocam? Kim bu futbolcu? Evet, evet sayın sevgili rejimiz şöyle çamur bir sahada, toprak bir sahada. Evet. Evet, kim bu futbolcu diye yansıdık. Şöyle seyircilerimiz de biraz düşünsün, zihin jimnastiği yapsın. Onlar düşünürken biz şöyle... Hocam ben böyle sahada, böyle konumda çok maçlar oynadım hocam. Evet, ben de çok oynadım bu şekilde. Üzerimiz başımız çamur bir halde. Aynen öyle hocam. Soyunma odaları bile yoktu. Üzerimiz başımız çamurlu geliyorduk. Bir de annemizden azar yiyorduk. Bu ne hal? Hemen mesela banyo söküyor üzerimizi başımız, zaten olması gereken de o. Yani bu şekilde çok evlerimize geldik açıkçası. Burada da şimdiki şu anda teknik direktör olan, o zaman Buca Spor'da oynamış olan bir hocamız. Onun da eski zamanlardan bir görüntüsü. Şimdi yemyeşil sahalarda oynanıyor. Çok güzel zeminler var. Bazı zeminler bozuk ama genelde %90 olumlu zeminlerde maçlar oynanıyor. Artık şimdiki futbolcular da şu görüntüye bakıp değerini, kıymetini anlasın. Evet hocam, değerini bilsinler. Şimdi topa vuran milyon dolar istiyor hocam. Biz böyle sahalarda, biz de futbol oynadık hocam. Tabii o sahada herkes bıraksın zaten sağ oynatmaya hazır yani. Oyna diyor. Ama bu sahada bile oynamayan, ayakları geri giren oyuncular var. O da işin ayrı bir tarafı. Bilmem parasını yok, zamanında alamadım. Takım arkadaşımla polemik yaşadım. Teknik direktörle kavgalıyım. Eften püften bahanelerle sahada oynamayan, performansını yansıtan oyuncular var. Onlar da hem yaptıkları işi hem de giydikleri formalara ihanet ediyorlar. Onu da açık açık ifade edeyim. Hocam, bir de hocamızın ismi bir söyleyebilir miydiniz tekrar? Tabii yani evet. Buradaki görüntüdeki hocamız Sait Karafırtınalar. Sait Karafırtınalar. Eski Buca sporlu futbolcu. Evet evet. Ümraniye Spor'un teknik direktörüydü. Ümraniye Spor'dan da ayrıldı. Sait Hoca'nın bu fotoğrafını görünce o hatırıma geldi açıkçası. Buradan da bir ders verelim. Biz de şöyle bir nostalji evet. Günümüzdeki sahaların kıymeti bilinsin ve oyuncular sahada ona göre oynasın diye ümit ediyoruz. Hocam bir de yeni bir köşemiz başladı. Bu hangi takım hocam şeklinde? Sayın rejimiz bu takımı gösterirse, siz de bu konu üzerinde bir görüşlerinizi belirtirseniz memnun oluruz hocam. Tabii yani evet, bu da böyle arada bu şekilde de yansıtacağız. Şimdi artık takımlar bir nevi Birleşmiş Milletler takımları gibi oluyor. Her milletten oyuncular var. Şimdi buradaki görüntüde de olduğu gibi. Burada da yine işte Türkiye'den 4 oyuncu var. Bunun yanında Arjantin'den oyuncu var. Ben telefondan şu anda yayın yaptığım için bilgisayarda arıza olduğundan dolayı görüntüleri buradan çok da fazla açıkçası seçemiyorum. Mustafa Rejimiz büyütebilirse seviniriz ya. Biraz büyütürseniz. Bizi de alabilirsiniz sayın rejim. Evet. Bu şekilde daha iyi. Evet. Ben de şöyle gözlüğümde takayım, yakından bakayım. Evet, buradan kalecisi Türkiye'li olan, Türkiye'den olan bir takım. Sağ beki ve sol beki Türkiye'den. Stoperin birisi yine tabii Şili'den. Diğeri Demokratik Kongo olması gerekiyor. Orta Doğru. sahada yine Türkiye'den bir oyuncu. Brezilya'dan bir oyuncu var. Bunun yanında yani çok fazla neyse uzatmadan artık bu takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe'de 4 Türk oyuncu var. Oyunda olan nedir? Altay, Gökhan, Caner ve Ozan Tufan ve diğerlerde işte Sosa'dır. Solda gerçi Perotti yer alıyor ama Perotti daha ileriki haftalarda yer alacak. Şu anda Pelkas oynadı. Yunan oyuncu orada olabilirdi. Samat da var. Ener Valencia var. Yani takımlarımız artık böyle her ülkeden oyuncuyu barındırabiliyor. Afrika'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, değişik yerlerden. Bunun nazara vermek için
böyle kim bu takım mı? Hocam bir de kısaca, biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz da, kısaca bir tartışmalı pozisyonları bir izah ederseniz hocam, değinirseniz. Tabii, o önemli. Onları bir yansıtırsak. Çünkü özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı çok hakem yönetim açısından çok irdelenmesi gereken bir maç. Evet. Onu tekrar alalım Sayın Rejim. Nevzat Bey. Bir önceki görüntüyü. Bu Marco'nun yol açmış olduğu penaltı. Burada tabii tam teması göremiyoruz ama o pozisyon orayı yakalayamadık. Burada zaten tartışılan çok fazla bir şey yok. Burada penaltı olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama burada ifade edeceğimiz, bu maçın hakimi Arda kardeşlerdi. Gözünün önünde bir pozisyon olmasına rağmen burada penaltıyı vermedi. VAR kararıyla penaltıya gidildi. Çok açık bir penaltıyı dahi çalamadı. Arda kardeşler VAR'la birlikte, VAR'da da Suat Arslanboğa vardı. O da normalde hakemliği bırakmıştı ama bir takım etkili kimselerin devreye girmesiyle hakemliğe geri döndürüldü ama keşke döndürülmeseymiş. İyi yönetimler sergilemiyor o da. Bunu geçelim. Bunda çok fazla tartışık bir şey yok. Bu %100 penaltı zaten. Asıl Babel ve İbrahim pozisyonu var. Onu verebilirsek. Sayın Reci, verebilir miyiz o son pozisyonu? Evet, Babel pozisyonu. Babel'in arkadaşına Erzurum önce sarıldığı pozisyon var. Bu pozisyon hocam herhalde. Yok, bu değil. Bu da hocam Saraçi'nin 90+2'de neden olmuş olduğu penaltı pozisyonu. Bunda mesela çok yakın mesafede olmasına rağmen burada Saraçi 18 dışında, bakın yerde yatan oyuncu var. Önce onu düşürdü. Orada faul çalabilirdi. Çalmadı. 18 içinde de rakibini elini görüyorsunuz iterek düşürdü. Yani bu da penaltıydı. Burada da penaltıya hükmetmedi ve Erzurumspor için bir kayıp oldu açıkçası. Babel'in pozisyonu yansımadı zannedersin. Babel'in pozisyonunda bu Galatasaray'ın atmış olduğu gol öncesindeydi. 3 defa faul yapmasına rağmen Babel İbrahim Dağ bir defa bile faule hükmetmedi. Çok skandal bir karardı. Geçen hafta mesela Rize maçında yorumlamıştık skandal bir karar diye. Bu hafta onu Arda kardeşler Babel ve İbrahim pozisyonunda sergiledi. Yani sarılıyor, neredeyse alıp eve götürecek İbrahim'i. Yani adamı orada gözünün önünde üç yani defa... Erzurumspor Büyükşehir Belediye Galatasaray maçında bir hakem skandalının olduğundan bahsediyorsunuz hocam. Tabii, evet, evet. Yani o çok açık faulü çalmadı. Erzurum'un tabii orada hakkı yemiş oldu. Bu arada Falcao da çok ucuz atıldı. Onu da ifade edeyim. O da yine Arda kardeşlerin bir ayıbıydı. Birinci sarı kart doğru ama ikinci sarı kart yanlıştı. Benim izlediğime göre. O da Falcao da ucuz atıldı. Herhalde Falcao'ya bir kırmızı kart göstermişliğim olsun diye. Onu da hocam son cümlelerimizi alırsak hocam, haftanın karmasını da bahsedelim. Son cümlelerimizi alalım hocam. Tabii haftanın karmasını verelim. Oynanan maçlara göre bugün akşamki iki maç dışında onu da verip tamamlayalım programımızı. Rejimiz bizi uyarıyor. Bunu büyütebilirsek Nevzat Bey. Evet. Kalede Alanyaspor kalecisi Marafona çok iyi maç çıkardı. Karagümrük karşısında Karagümrük'ün iyi pozisyonları vardı. Sağ bekte Başakşehirli Rafael, o da çok iyi bir maç çıkardı. Sol bekte Caner hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyiydi. Galatasaray'da Luyendama o da 4-4 bir oyun sergiledi. Fenerbahçe'den Tisserand hem gol atarak hem de ikinci golün hazırlayıcısı olarak savunmada da çok iyi bir görüntü vererek o da haftanın diğer stoperi olmayı hak etti. Orta sahada Galatasaray'dan Emre Kılınç hem attığı golle hem de takıma yapmış olduğu olumlu katkıyla, Başakşehir'den İrfan Can ve Alanyaspor'dan Ceyhun orta üçlüde yer aldılar. Bunun yanında Başakşehir'den Vişça yine sağda eski Vişça'ya döndü ve Babakar Alanyaspor'dan soldaki oyuncumuzu almış olduğu için kimdi o Mustafa Hocam? Vişça Hocam.
Visca diğer tarafta da evet Babakar santraforda Falcao da Edin Visca hocam. Maçından biri oynadı. Haftanın kalmasında oynanan maçlara göre bu şekilde oluşturduk. Evet inşallah önümüzdeki haftada güzel maçlar izleriz. Zevkli ki seyir zevki yüksek olan maçları izlemeyi oynatmamaktan ziyade oynayan oyuna pozitif katkı sunan takımlar ve oyunlar görmek istiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir Spor Alternatif Bakış programında daha görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.